Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Edirne Belediye Başkan Vekili Emine Kahyalar ve beraberindeki Edirneli kadınlar, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü dolayısıyla Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hayata geçti. Ancak Türkiye'deki kadınlar 1930'lu yılların başından itibaren siyasi haklarını elde etmeye başlamış, belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan belediye kanununun 3 Nisan 1930'da kabulüyle devam etmektedir. Atatürk'ün vefatının ardından geçen süreden bu yana kadınların parlamentodaki temsil oranları maalesef ki %4'ü aşmamıştır. Parlamentoda Türkiye'nin temsiliyet oranı dünyada 2. sıradayız. Ama bugün 133. sıradayız. Yani 2'den 133'e gerilemeyi başarmışız hep beraber. Yine birazcık küçücük rakamlara bakalım. Çünkü rakamlar önemli. Sözle bazı şeyleri ifade etmek gerçekten çok zor. Bugün şunu da söyleyeyim hemen arada. Türkiye'nin yapılan araştırmalara göre o günkü 88 yıl önceki konumumuza gelebilmemiz için tam 152 yıla ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Bu hızla gidersek 152 yıl sonra tekrar dünyada bu anlamda başarılı bir noktaya gelebileceğiz herhalde. 1934 tam bu yılın 23 tane genel seçim yapmışız. Ve bu genel seçimler sonucunda 11.385 milletvekili seçilmiş bugüne kadar. Ve bunların sadece 580'i kadın. Yani bugüne kadar ülkemizdeki, tabii bugün de mevcut 17 bakanlıktan sadece bir tanesi kadın. 1930 ve 2019 yılları arasında yapılan yerel seçimlerde, 19 yerel seçimde sadece 156 tane kadın belediye başkanı seçebilmiş. Ben de siyasette mücadeleyi çok severim. Şu anda naçizane bir ünvanım var, bir ünvanım daha var. Trakya'nın tek kadın belediye başkanı olmak gibi. Ama aslında bu benim kaybetmek istediğim, bir an önce kaybetmek istediğim bir ünvan. İnşallah sayımız tek değil, onlar olur, yüzler olur, eşit temsil sağlanır. Bugün ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri en net biçimde gösteren Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Birçok Avrupa ülkesinden yıllar önce 1934'te Türk kadını bu hakkı elde ederek hak ettiği değere ulaşmış oldu. Tarihte hiçbir kadın yoktur ki Türk kadını kadar vatan bağımsızlığı uğrunda çaba harcamış, eşini, evladını ve hatta kendi benliğini bu topraklar için gözünü kırpmadan feda etmiş olsun. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği o söz, Türk kadınının hak ettiği değeri tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye layıksın. Bundan tam 88 yıl önce, bugün Türk kadını uğruna kanını, canını feda ettiği bu vatanın geleceğinde söz sahibi olma hakkını elde etti. Biz kadınlar tam 88 yıldır ülke siyasetinde varız ve giderek büyüyerek gelecekte de var olacağız.